8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki misafirimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam, bel fıtıkları hangi sıklıkla görülüyor? Bu sorumuzla başlayabilir miyiz? Tabii. Şimdi bel fıtıkları aslında çok sık olarak neredeyse onda bir oranda bel ağrılarının içerisinde çok yaygın olarak karşımıza çıkmakta. Tabii bel ağrısı da insanların yaşamlarının herhangi bir döneminde muhakkak karşılaştıkları bir durum. Yani aşağı yukarı %90 kişinin mutlaka yaşamlarının belli dönemlerinde bel ağrısı çektikleri görülmüş. Bel fıtıkları her zaman yalnız da olmayabiliyor. Yani beraberinde kireçlenme, kanal darlıkları, kaymalar. Çünkü çok çeşitli sebeplerle bel fıtığı oluşabilir. Evet. Karşımıza çıkıyor. Tabii işin iyi tarafı şu. Çok az kısmı yapılan araştırmalarda da öyle. Mesela saptanan 100 bel fıtığının ancak 3 ya da 4 tanesinin ameliyata gittiğini göstermiş. Yani aslında bel fıtığı hastalarının işte ameliyat olacağız diye çok korkmalarına gerek yok. Çünkü 100 hastadan sadece 3 ya da 4 tanesi ameliyata gidiyor. Geri kalanları da fizik tedaviye gidiyorlar, ilaç tedavisi uyguluyorlar. Onun için de hani günümüzde çok yaygın karşılaştığımız bir durum aslında. Hocam peki bir kişi bel fıtığı olduğunu nasıl anlar? Yani her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Tabii değil. Bel ağrısı eğer bacaklara yayılıyorsa, ayak bileğine ya da topuğuna kadar yayılıyor ise, bacağında uyuşma, karıncalanma varsa, bel hareketleri kısıtlıysa ve eğer ağrı işte bir haftadan uzun süre devam ediyorsa eğer, bel fıtığından şüphelenmeli. Çünkü mesela rüzgarda kalırız, klimanın altında kalırız, bir kas spazmı oluşur. O kas spazmı normalde birkaç günde geçer. Ama tabii bel fıtığının oluşturduğu kas spazmı hemen geçmez. Eğer bu şekilde uzun ağrı sorunlarımız varsa o zaman bir fizik tedavi uzmanına müracaat etmeleri uygun. Şimdi niye fizik tedavi diyorum? Tabii nöroşirurjiye de gidebilirler. Yani biz şöyle söyleyeyim. Aslında bel konusunu ele alacak olursak belin dahiliyecisi fizik tedavi uzmanları. Evet. Cerrahları da nöroşirurjenler. Şimdi biz karnımız ağrıdığında hemen cerraha mı gidiyoruz? Dahiliyeciye gidiyoruz. Evet. Dolayısıyla bel ağrısı olanların yani bir travma yoksa eğer bir kaza bir şey yoksa sadece bir bel ağrısı bacağı yayılan bir ağrı varsa aslında öncelikle bu işin dahilisi olan fizik tedavi uzmanlarına gidip tetkikleri yapılıp eğer ameliyat endikasyonu varsa hani nöroşirurjene gitmeleri daha uygun olur. Tabii her zaman bu böyle olmuyor. Daha değişik durumlarda da olabiliyor ama en uygunu aslında bu şekilde olması. Hocam bel fıtığında fizik tedavinin rolü nedir? Şimdi bel fıtığında biraz evvel dediğim gibi çok az kısmında ameliyat endikasyonu var. Bel fıtığının da tipleri var. İşte bulging dediğimiz küçük bir fıtık, diskopati, protrüzyon giderek büyüyor. Ancak ekstrüde herni varsa yani ve sekestre disk varsa yani eğer disk dışarı çıkıp kanalı kapatmışsa ya da kanalın içine düşmüşse o zaman ameliyat endikasyonu var. Yoksa yani diğer kalan işte bu %95-96 kısmında fizik tedavi ve ilaç tedavisi kapsamına giriyor. Fizik tedavi çok geniş çerçevede değerlendiriyoruz aslında bel fıtıklarında fizik tedaviyi. Yapılan işte bütün elektroterapiler, kas güçlendirici programlar, manipülasyonlar, mobilizasyonlar, akupunktur yani kayropraksi aslında hepsi fizik tedavinin içerisinde olan bir uygulama. Dolayısıyla bunların aslında endikasyonuna da fizik tedavi uzmanının karar vermesi daha uygun oluyor hastanın sağlığı açısından. Bel fıtığında örneğin mesela bir sürü bel fıtıklarında kayropraktik endikasyonu yok aslında ama baktığımızda eğer hasta hekime gitmeden direkt kayropraktöre giderse o zaman negatif sonuçlarla karşılaşabilir tüm dünyada olduğu gibi. Onun için öncelikle hekimin görüp endikasyonunu planlaması gerekiyor, tedaviyi planlaması gerekiyor. Bizim ekip programımız içinde var bunlar. Hı hı. Hastayı değerlendiriyoruz. Eğer bel fıtığına bağlı kaslar zayıflamışsa öncelikle o kası güçlendiriyoruz özel kas cihazlarıyla. Beldeki kas spazmını açıyoruz. Beraberinde egzersiz programları da uygulanıyor ve masaj da uygulanıyor. Masaj da bel fıtığında çok yaygın uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi.
gerekirse çok fazla manipülasyon ve mobilizasyonun bel fıtığında yeri yok. Ama beraberinde faset blokajları varsa hani uygulanabilinir. Dolayısıyla bir ekip tedavisi içerisinde hastayı muayene edip değerlendirdikten sonra tedavisini planlıyoruz. Bel fıtığında sonuçlar çok başarılıdır fizik tedavide. Eğer hani ameliyat indikasyonu yok ise. Çünkü eğer tedaviyi iyi planlar ve uygularsanız sonucunda o kişinin 5 sene, 10 sene hiçbir problemi olmayabilir. Yani bana mesela bel fıtığı hastalarım 7 senede bir, 8 senede bir, 10 senede bir. Yani ben güçlendiriyorum bacağı, kas spazmlaşıyorum. 10 sene idare ediyor. Düşünün yani 10 sene sonra tekrar bana geliyor. O kadar uzun idare edebiliyor tedavi sonucunu. Onun için de işte iyi planlamak lazım. Uygulama da iyi olduğu zaman bel fıtığında tedavi sonuçları çok çok başarılı. Hocam ben bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi ameliyat okey. Bunun dışında fizik tedavi. Bir de invaziv ameliyatsız çözümlerden bahsedilir ya. Evet. Ozan tedavisi, steroid tedavisi ya da ağrı tedavisi gibi. Yani ağrı kesiciler yapılıyor. Evet. Bunlara yaklaşımınız nedir? Şimdi aslında bunların hepsinin tedavide önemi var. Şimdi bir kere tabii ki steroid enjeksiyonlar bazen çok gerekli olabiliyor. Şöyle ki, diyelim hastanın fıtığı var ama büyük değil, yani ameliyat indikasyonu yok. Biz tedavi ediyoruz. Çok hani tabii bu çok sık olan bir durum değil ama karşılaşıyoruz bununla. Kası güçlendirdik, kas spazmını açtık. Fıtık çok büyük değil ama hastanın ağrısı devam ediyor. O zaman hastanın o ağrıyı hissetmemesi için biz ağrı bölümüne göndererek hastayı algolojiye steroid enjeksiyonunu yaptırıyoruz skopi altında. Ama tabii ki şöyle söyleyeyim, her hasta bazen de bakıyoruz mesela kaslar zayıf, kas spazm var, direkt gidilmiş steroid enjeksiyonu olmuş. Böyle olmaz tabii ki, önce gelecek. Onlar hep duruma göre, yani aslında her tedavinin uygulanması gereken bir aşama var ama o aşama doğru aşama ve doğru kişiye yapılmalı. O çok önemli. Ameliyatta yani eğer hastanın ekstrüde hernisi varsa, sekestre diski varsa o zaman ben fizik tedavide bir şey yapamam. Onu direkt olarak tabii ki ameliyata göndermem gerekiyor. Ameliyat sonrasında da ama muhakkak söylüyorum. Olay o kadar büyüyüp, kök basıları olup, kanal içine düştüğü zaman bazı sinirler basa altında kaldığı için o kaslar zayıflıyor. Ameliyat sonrası bir ay sonra bana gelin diyorum, ameliyat sonrası bir ay gelmez de ben o kası tekrar güçlendirmezsem fıtık tekrar çıkıyor. Bir üst seviyede de bir alt seviyede. Yani ameliyat sonrasında da fizik tedavi çok önemli. Hem hekimin yani cerrahın başarısının devamı açısından, başarı açısından hem de hasta açısından. Çünkü hasta geliyor bir ay sonra, iki ay sonra bana diyor ki o zaman bu cerrah bana iyi hani ameliyat yapmamış, ben çok kötü durumdayım. Halbuki cerrah ameliyatını iyi yapmış ama sonrasında fizik tedaviye yönlendirmediği için, kasları tekrar güçlendirmediği için bu sefer onun da başarısı negatif yönde etkileniyor. Onun için yani tedavide doğru aşamalar, doğru adımlar %100 başarıyı ortaya çıkartıyor bel fıtıklarında. Evet. Hocam bel fıtığında hangi sporlar, hangi egzersizler yapılmalıdır? Şimdi bel fıtığında yapılmaması gereken şeyleri söyleyeyim öncelikle. Tamam. Bel fıtığı olan bir kişinin ne kadar kendini iyi hissetse de sıçramalı, zıplamalı sporları yapmaması gerekiyor. Koşmak gibi. Koşmak yerine ritmik yürümesi gerekiyor. İşte basketbol gibi, voleybol gibi yani sıçrayıp düşmek. Hı hı. Ya da işte paraşütten atlamak gibi sıçrayıp düşmek. Su kayağı gibi sıçrayıp düşmek. Kar kayağını yapabilir mesela biliyorsa. Çünkü bacak kasları güçlü, kitleyecek ve kayacak düşmemek kaydıyla. Hı. Ama su kayağında sıçrama olduğu için, zıplama olduğu için yapmamalı. Çömelmek sakıncalı. Çok aşırı ağırlık kaldırmak sakıncalı ve met egzersizleri sakıncalı. Yani mesela bazı egzersizler var, omurga içi basıncı arttırıcı. Evet, o egzersizleri kesinlikle yamakta. Mekik gibi örneğin, hı hı. Mesela kesinlikle yapmamak gerekiyor omurga içi basıncını arttırdığı için. Muhakkak onun bel fıtığı geçiren kişilerin özel tedavi programına ihtiyaç var. Biz medikal PT'si alıyoruz. Yani ben muhakkak söylüyorum, hasta çok uzakta değilse, gelemeyecek durumdaysa, evet. Ve spor da yapmak istiyorsa onu muhakkak medikal PT'si programına alıyorum.
çok başarılı oluyor sonuçları. Peki medikal pilatese ne zaman başlatıyorsunuz hocam? Tedaviden sonra. Yani şöyle bir bel ağrısı olan, işte kas spazmı olan insana biz insanı kalkıp da medikal pilatese almıyoruz. Bir insanın medikal pilatese girmesi için hiçbir probleminin olmaması gerekiyor. Yani bütün problemlerini önce hallediyoruz. Kas spazmlarını açıyoruz. Her türlü şeyde, yani kireçlenmede de, kemik erimesinde de. Daha sonrasında medikal pilatesi alıyoruz. Zaten hastalara söylüyorum, herkese söylüyorum bunu. Herhangi bir ekleminiz ya da kasınız ağrıyor ise kesinlikle spor yapmayın. Önce bunun sebebini bulun ve tedavisini yaptırsın. Bu her spor için geçerli yani. Sadece medikal pilates için değil, hepsi için geçerli. İşte mesela bel fıtığı olan kişilerin normal pilatese gitmemesi gerekiyor. Çünkü normal pilateste omurga içi arttırıcı, basıncı arttırıcı egzersizler var. Normal pilates şimdi çok gündemde, güzel, faydalı, çok mutluyuz. Evet. Ama normal pilates sonrası bana bir sürü hasta, bel fıtığı hastası, bel ağrısı dolayısıyla geliyor. Boyun fıtığı hastaları boyun ağrısıyla gidiyor çünkü zorluyorlar bilmedikleri için. Evet hocam. Bilmedikleri için zorluyorlar, zorlayınca da problem ortaya çıkıyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli konulara bahsettiniz. Yani işin algoritmasını hakikaten şimdi çok çok daha iyi anladık. Evet. Hem bu tip hastaların öncelikle bir fizik tedaviyle başvurup, yani fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına giderek buradan yol alması aslında en doğru görünüyor. Yani bütün yapılan işlemlerde. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bugün bel fıtıkları hangi sıklıkta görülür? Genel anlamda bel fıtığından bahsettik. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Evet, bugünkü konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici'ydi. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.